Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. SRC sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar 20 tane SRC 1, özellikle SRC 1'den ve SRC 2'den çıkacak sınav soruları birlikte değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve başlayalım hemen. SRC nedir? SRC mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC 3 yük ve kargo taşımacılığı. SRC 4 yurt içi. SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı. SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı. SRC 5 de tehlikeli madde taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Evet, geçiyoruz hemen arkadaşlar. Yolcu taşımacılığından bahsediyoruz bugün. Arkadaşlar 5 yıldızlı gurur tablomuza eklediğimiz öğrenci arkadaşlarımızdan Yunus Dönmez'in göndermiş olduğu mesaj şöyle. Hocam ben Gaziantep'ten Yunus. Bugün yazılı sınava girdim, 98 aldım. Harika Yunus, tebrik ediyoruz. 98 mükemmel bir sonuç. Bir tane yanlışım var. Görselden 3'te 3 yapmış, 100 almış. Harikasın. Allah senden binlerce kez razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Ama sizi Antep'e bekliyorum. Misafirim etmekten mutluluk duyarım. Bizler de Nedim Şeker Akademi ailesi olarak Yunus'u tebrik ediyoruz arkadaşlar. Harika puanlar. Kazasız günlerde kullan. Bizi unutma, kanalımızı arkadaşlarına, dostlarına, tüm Gaziantep'e öner. Herkes faydalansın. 98-100 alsın geçsin arkadaşlar. Kanalımız artık sizin kanalınız arkadaşlar. Bizim kanalımız artık sizden biri. Tüm arkadaşlarınıza önerin. Herkes faydalansın. Ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Geçelim sorularımıza. Soru 1 geldi bakın soru 1. Yolcu bagajlarını almak kimin görevidir? A. Kaptan şoför. B. Araç muavini. C. Hostes. D. Yolcu kendi bagajını kendi yerleştirir. Tabii ki arkadaşlar yolculuk yapıyorsunuz zaman zaman. Aş diye gittiniz. Elinizde bir bagaj var. Bunu kim alıyor sizden? Tabii ki araç muavini değil mi? Araç muavini yani Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz geldi. Bakın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kimselere ne ceza verilir? A. Hafif hapis cezası. B. Hapis cezası. D. C. Adli para cezası. D. Hapis ve adli para cezası verilir. Tabii ki arkadaşlar burada hapis cezası ve adli para cezası verilir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusu, yıldızlı sorulardan arkadaşlar. Hemen 3'e geçelim. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz şöyle bakın. Karayolu taşıt onay belgesi hangi dillerde basılır? A. Belgeyi veren ülkenin dilinde. B. Belgeyi veren ülke ile yol güzergahındaki ülkenin dilinde. C. İngilizce, Fransızca ve Almanca. D. Belgeyi veren ülkenin dilinde ve Fransızca veya İngilizce. Evet arkadaşlar, karayolu taşıt onay belgesi hangi dillerde basılır? Tabii ki belgeyi veren ülkenin dilinde basılması gerekiyor. Fransızca ya da İngilizce olması gerekir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Tabii ki bu soru aynı zamanda SRC 4'te de SRC 3'te de gelir arkadaşlar. Önemli bir sınav sorusu. Hemen geçelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek
Test değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir? A. Debriyaj, B. Vites kutusu, C. Shaft, D. Diferansiyel. Evet arkadaşlar, motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme olanağı sağlayan nedir? Tabii ki debriyajdır, değil mi? Vites değiştirirken debriyaja sonuna kadar ne yapıyoruz? Basıyoruz. Ya burada bu soruda yine tüm SRC ortak sorusu. SRC 1, 2, 3, 4 hepsinde çıkabilecek soru. Hemen 5. sorumuz gelsin. 5. sorumuz şöyle: kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar? A. Organizasyon, B. Araştırma, C. Koordinasyon, D. Hepsi. Evet. Yani kendi işini kurmak amacı harekete geçen bir girişimci tabii ki arkadaşlar, değil mi? Bir araştırma yapması gerekiyor, organizasyon yapması gerekiyor, koordinasyon yapması gerekiyor. Tabii ki burada dikkat ederseniz hepsi de yapılması gereken işlemdir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 6. sorumuz gelsin. 6. soru yine önemli bir sınav sorusu. Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur? A. Lastikler orta kısmından aşınır. B. Lastik yan duvarlara aşınır, esner. C. Direksiyonda sarsıntı meydana gelir. D. Ön düzen ayarları bozulur. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, lastiklerin az hava, normalden az olması, havalarının az olması, lastiklerin orta kısmından, değil mi? Orta kısmından aşınması değil. Tabii. Nedir? Yan duvarlara, yani yanlardan arkadaşlar, yanlardan. Fazla olursa ortada. Evet, cevabımız burada Bursa seçeneğidir. Adana seçeneği değildir. Adana seçeneği diyenler çok fazla. Bu soruya dikkat edin. Yıldızlı sınav sorusu. Evet. Şöyle alalım Bursa seçeneğinin olduğunu. Hemen geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz gelsin. Yine önemli bir sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi hangisidir? A. A1 yetki belgesi, B. A2 yetki belgesi, C. B yetki belgesi, D. B2 yetki belgesi. Tabii ki burada arkadaşlar A1 yetki belgesini alması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 8. sorumuza. Evet, çok çok önemli sınav sorularından. Yine karda ne çeşit lastik daha fazla tutunma sağlar? Tüm SRC'lerde gelir bakın arkadaşlar. Geniş standart, dar dubleks. Evet. Karlı bir havada araçlarımızın lastiklerinin genişliği nasıl olmalıdır? Lastik geniş mi, standart mı, dar mı, yoksa dubleks lastikler mi olması gerekiyor? Tabii ki dar lastikler daha iyi tutunma sağlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 9 gelsin. 9. soruya bakalım arkadaşlar. 9. sorumuz geldi bakın. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Kabin içi ışıklar hareket halindeyken kısa süreli kullanılmalı, açık bırakılmamalı. B. Kısa ve uzun farlar güçlendirilmeli. C. Daha iyi görüş sağlamak için araca spot ışıklar takılmalı. D. Aracın yük ve yolcu miktarlarına dikkat edilmeli. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, kabin içi ışıklar hareket halinde kısa süreli kullanılmalı, açık bırakılmamalıdır. Cevabımız Adana seçeneği. Yine önemli sınav sorularından, tüm SRC'lerde çıkabilecek bir sınav sorumuz. Hemen geçelim diğer sorumuza. Onun soru gelsin. 10. sorumuz şöyle: yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu
Trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. A. İnatlaşma, B. Yardımlaşma, C. Konuşma üslubuna, D. Nezaket ve saygıya. Evet. Kaldırımdaki yayalara su sıçratmamak. Evet, su sıçratmamak neye girer? Saygıdır, değil mi? Hareket halinde eğer bir su birikintisi varsa hızınızı azaltmanız, değil mi, gerekiyor. Özellikle su birikintisine geldiğiniz zaman nezaket ve saygılı olmanız gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz yine yetki belgelerinden gelmiş. Bakın, yetki belgesi sahipleri her seferde kaç yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir? 1, 2, 3 ve 4 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar, yetki belgesi sahipleri her seferde kaç yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir? 1 yolcu bilet keserek ücretsiz taşıyabiliyorlar. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim diğer sorumuza. 12. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tarifesiz olarak yurt içi, evet, yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesidir? A2, D2, C2, N2. Ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen tarifesiz olarak yurt içi hangisidir? Tabii ki D2'dir arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 13'e. 13'ün sorumu şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir? Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, doğu. Ana yönlerden. Bakın, ana yönler. Ana yönler hangileridir? Ana yönler doğu, batı, kuzey, güney, değil mi? Diğerleri ara yönler. Bakın, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 13'e geçelim. Sorular basit, değil mi arkadaşlar? Evet. Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek hız, yüksek ısı, yüksek hız, düşük ısı. Burada iki tane bakın cevap şıkları aynı verilmiş. Tabii ki yüksek ısı zarar verir, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Yine tüm SRC'lerde gelir. 15'e bakalım. En etkin yavaşlama nasıl yapılır? A. Sadece frene basarak. B. Önce freni sonra debriyaja basarak. C. Önce debriyaja sonra frene basarak. D. Fren ile debriyaja aynı anda basarak. En etkin yavaşlama nasıl olmalıdır? En etkin. Fren ve debriyaja aynı anda basarak yavaşlamayı sağlayabiliriz arkadaşlar. En etkin yavaşlama Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. 16'ya bakalım. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız arkadaşlar, bakın, yapmamız gerekir. Burayı düzgün okumak lazım. Viraj içinde erken kapanmak. Yolun size ait olan kısmını kullanarak viraj öncesi dışa açılmak. İçe geç kapanarak dışa erken aç çıkmak. İçe erken kapanarak dışa geç çıkmak. Evet, burada da yolun, değil mi? Yolun size ait olan kısmını kullanarak viraj öncesi dışa açılmak. Bursa seçeneği doğru cevap. 17'ye bakalım. 17. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir? A. Durumu ağır olan kanamalı yaralılar. B. Bilinci yerinde olmayıp şoklu olanlar ve kalbi çalışmayanlar. C. Omurga ve kaburga kırıkları olanlar. D. Hava yolu tıkanan, solunumu durmuş olanlar ve solunum güçlüğü çekenler.
Tabii burada bize sorulan soru birinci derecede, bakın birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Omurga ve kaburga kırığı olanlar birinci derecede değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet. Hemen geçelim 18. sorumuz gelsin. 18. soruda yine tüm seyircilerde çıkabilecek sorulardan aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksitmesinin nedenlerinden biridir? A. Segmen ya da silindirlerin aşınması. B. Yağ filtresinin tıkalı olması. C. Yağ pompasının arızalı olması. D. Yağ müşirinin arızalı olması. Bu da yağ, motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden birisi hangisidir diyor. Tabii ki segmen ya da silindirlerin nedir? Aşınmasıdır, değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim arkadaşlar 19 gelsin. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir soru sorulmuş. A. Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bir bilet düzenlemek zorundadır. Kesinlikle zorundadır. Evet. B. Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk bir başkasına mükerrer olarak ne yapamaz? Tabii ki satılamaz. C. Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. D. Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmaları zorunlulukları yoktur. Tabii ki vardır arkadaşlar. Burada da Denizli seçeneği doğru cevap. Artık son soruya geldik arkadaşlar. Bir tane de uygulama sorumuz var. Geçelim 20. sorumuza. 20. sorumuz şöyle. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur diye bir soru gelmiş. Dur lambası ve sis ışıkları. B. Park lambası, yangın söndürücü. C. Okul taşıtı yazısı ve dur lambası. D. Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası. Evet. Burada hangisi gelir arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan seçeneği değil mi? Okul taşıtı yazısı ve dur lambası bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar sınavlarınızda başarılar diliyoruz ve son bir sorumuz var. Arkadaşlar hem yazılıda hem de uygulamada gelir. Bakın soru şöyle. Engel işaretinin hangi araçlarda bulunması zorunlu değildir? Otomobil, otobüs, kamyon ve çekici. Engel işaretinden mutlaka soru geliyor. Engel işareti otobüs, kamyon, çekicilerde bulunur arkadaşlar. 150 metreden işaretleme yapılır. Bakın, 150 metreden işaretleme yapılır. Ve arıza durumunda, kaza durumunda 150 metreye işaretleme yapılır. Burada otomobilde engel işareti bulunmaz. Cevabımız Adana seçeneğidir. SRC 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres YouTube kanallarımız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınıza unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyoruz. %100 SRC 1, 2, 3, 4, 5'ten yazılı ve uygulama sınavını kazanmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kanalımıza abone olun. Katılın kanala, üyelere özel soruları çözün. 90 ve üzeri not alın, geçin arkadaşlar. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.